geldiniz beni? Uğurlamaya mı geldiniz? Hayal etmek güzel bir şey. Oturup hayal ederek hayatta olmak istediğiniz her şeyi olabilirsiniz. Evvelden Uzay Yolu dizisi vardı. Bu dizide atılgan uzay gemisi vardı. Eğilmiş uzayda bir solucan deliğinden girip uçsuz bucaksız evrenin bir noktasından çıkıp bilinmeyen galaksiler, dünyalar ve yaşam formlarıyla irtibata geçip çeşitli maceralar yaşar. Bugün kendimi atılgan uzay gemisinin kaptanı Kirk gibi hayal ediyorum. Bir maceraya çıktık. Bakalım neler olacak? Gidelim, görelim, yaşayalım. Sen mi beni götürdün? Evet. Sen olmasaydın ben gidemez miyim? Gidemezdim. Ha, tamam. Bir rüya görmüştüm. Rüyamda İzmir'den Hakkari'ye kadar gidiyordum. Benim rüyalarım pek çıkmaz ama bunu gerçekleştirmek istedim. Bugün İzmir'den İzban'la Selçuk'a geldim. Selçuk'tan da Kuşadası'na sürüyorum şu anda. Bakalım Hakkari'ye gidebileceğiz mi? Büyük maceralar küçük bir adımla başlar. Ben de bugün o küçük adımı attım. Geçen sene yine Mart ayında İzmir'den Van'a sürmüştüm. İzmir'den çıktığımızda bahar yeni başlıyordu. Antalya, Gaziantep, oradan Diyarbakır'a gittiğimizde baharın yine yeni başladığını görüyoruz. En son Van'a gittiğimizde de bahar yeni başlıyor. Bu yolun güzelliği 1,5 ay boyunca sürekli baharın başlangıcını yaşıyorsunuz. Kaç tane var hayvan? Az daha işte 60-70 tane. Az hakikaten ya. Keşke şöyle olsaydı bir 500 tane. 500 olsaydı hani yer mi ara? Ha, bir kişi var mı arkada? Yok, sonum. 4 kişi misiniz siz? Evet, bir kişi yaptı. Burada abisi, kardeşi varmış. Ha, tamam. Ayrıldı. Tamam. Muğla'da Eurovela Türkiye temsilcisi hocamız Feridun Ekmekçi'nin rehberliğinde bunların bir merkezi var. Koordinasyon merkezi, oraya geldik. Burada gece yattık. 2 tane yatak vardı. İki yatakta iki kişi, ikisinde de yerlerde yattık. Gayet güzeldi. Eğer yolu Muğla'ya düşen varsa burada geceleyebilirler Feridun Ekmekçi hocamla irtibata geçerek. Rıza, ne yapacağız? Kahve içelim abi. İçelim abi. Nescafe mi yoksa başka? Bende Nescafe var. Özel kahve mi abi? Nescafe içelim abi. İçelim abi. Benim için minik bir zafer ama evde oturup çay, börek, poğaça, terlik, televizyon
partisi yapmak yerine ben harekete geçtim. Harekete geçmek zor bir olay. Bunu ben yaptım. Şamın menüsü erişte, yumurtalı erişte ve yanında dardanel ton. Bacalım. Bir haftadır yoldayız. Günleri karıştırdık artık. Bugün günlerden nedir bilemiyoruz. Hasan Hüseyin değil mi abi? Hüseyin Ali. Hüseyin abi. Bugün Hüseyin Ali Yağmur abimiz portakal bahçesini götürdü. Bir büyük bir şişede bize şarap verdi kendi imalatı. Çok nefis. Gürel'le onun tadına bakıyoruz. Hadi yarasın Gürel. Yarasın abi. Sağlığına. Sağlığımıza. Hop amca. Hop. Oynaya kaçır. Önü git. Peki gideyim. Ben jeoloji mühendisi Erdoğan Karakoş. Demreliyim. Zaten bulunduğumuz yer Antalya olunca. Demre Noel Baba ile bir ilgisi var mı? Noel Baba ile alakası var, çok yakın. Burada mı doğmuş? Merkezi evet. Doğmuş. Noel Baba'nın doğduğu şey, yaşadığı yer Demre. Doğduğu yer Patara. Doğduğu yer Patara. Sizlerle tanışmaktan mutlu oldum. Ali hocam, Ali öğrencisi ve siz. Evet. Bunu bir kayda aldınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öğretmenim bilmiyorum ama ben çalışmaya karşıyım. Mandıra filozofu. Mandıra filozofu gibi. Peki Ali hocam, kardeşimiz yok. Şey mi, çalışkan bir öğrenci miydi? Nasıl kulağını falan çektiniz bir zaman? Onun ben zaten işte bir öğrenci, biraz da muzurluğa çalışan tiplerdendik. Yani öyle çok ilgilendim daha çok. Ama ya çok çalışkan iyi olacak ya da çok haşere olacak. Arada böyle sessiz. Başka türlü hayatı öğretemiyorsunuz. Yani sürekli böyle ders üzerinde yoğunlaşan insanları hayatta çok fazla yani sosyalleştiğini göremedik. Doğru. Olmuyor yani. Biraz da beni aslında bunun ilgilendirdiği taraf bendeki.
Dün Keko'ya geldik, orada yatacak bir yer bulamadık. Ondan sonra bu Kaleköy tarafına geldik. Köy mezarlığını bulduk. Mezarlık oldukça uygundu. Suyu, elektriği hepsi vardı. Alasmaldık Keko. Türkiye'de açık ara gördüğüm en güzel yer sensin. Alasmaldık. Keko'dan sabah 9'da yola çıktık. Rampaya sardık. İnanılmaz bir sıcak var. Buralarda kimle konuşuyorsak çok soğuk bir kışın geçtiğini söylüyorlar. Son 30 yılın en soğuk kışı. Kar da yağmış. Şimdi kıştan sonra ilkbahar olmadan direkt yaza girdik. Babayı ben anlayamıyorum. Evin kapısı dururken bacadan, kirimpisin içinden giriyor. Finike'ye 3 kilometre kara belediyenin burada güzel bir yeri var. Kamp alanı. Herhangi bir bekçi de yoktu. Kapısı açıktı. Girdik. Çok konforlu bir yer. Şu aşağıda çadırlarımızı kurduk, yattık. Bir pazara gitseniz oradan Antalya'dan gelen, İzmir'den gelen, Muğla'dan gelen portakalların tadına baksanız dersiniz ki mükemmel portakal. Fakat bir de Finike'den gelen portakalın tadına baktığınız zaman öbürlerinin portakal olmadığını, portakalın ne olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Finike'de şu anda bir portakal bahçesindeyiz. Gezimizin en pis bölümüne geldik. Antalya Batı tünelleri. Bura çok dar, trafik çok yoğun akıyor. Tırlar sizi yalayarak geçiyor, rüzgarı. Sözlerimi geri alıyorum. Geçen sene yoktu. Bu sene güzel bir uygulama var. Flaş yanarken tünelde bisikletli var. Dikkatli git diyor. Butona bastık. Tünelde alınan tedbir bisikletçiler için gerçekten işe yarıyor. Tünellerde güzel bir güvenlik önlemi alınmış. Ve gayet güzel emniyette girip çıktım. Bu mutluluk bugün bana yeter. Alanya arası bir harika. Yol kaymak. Dümdüz. Senenin 365 gününün 300 günü rüzgar arkadan gelir. Sizi kucağına alır ve Alanya'ya bırakır. Sağ tarafta güzel deniz manzarası, kumsallar, turistik tesisler. Sizlere hoş geldiniz der. Bu abilerimiz Alanya'ya gelmişler. Hoş gelmişler.
Alanya'nın şöyle güzelliklerini de alalım. Oo. Biliyor bu işi ya. Ama tam güzelliklerini alamadın Alanya. Abi siz bakınca ben şey yapamadım. Tüm güzelliklerini alayım mı abi? En güzeli ben. Abi tüm güzelliklerini almamı istersen bak. Abi dur ben sana güzellik bulacağım şimdi. Ya Allah. Sakallısın diye arkadaşım yani. Bu işlerden anlamayacaksın diye bir şey yok ya. Abi. Çok sağ ol. Valla güzel de espri oldu ha. Valla sağ ol ya. Köyde düğün salonuna geldik değil mi? Perişan da kalbimizi çekiyorsun sen bizim. Abi sana bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Gürel de burayı tutmuş. Düğün salonunun köşesini tutmuş. Evet. Evet. Rıza hocam, Sadık hocam da bu düğün salonunun köşesini kapatmış. Kolay gelsin. Ya valla İzmir'den bisikletle geliyorum. Ömrümde hiç muz bahçesine girmedim. Şöyle bir girip bakacaktım. Ama kapıyı bulamadım. Nereden? Şuradan gireyim mi otlardan? Peki bu naylonları çıkartıyorsunuz ha? Yok abi naylon değil. Öyle mi? Ama ya ne kadar güzel ya. Allah razı olsun. Ben İzmir'de yaşıyorum. Sayenizde var ya. Vallahi muz yiyoruz ya. Siz uğraşmasanız nerede yiyeceğiz kardeşim? Para pul ayrı mesele ya. Abi çok kısa. Bir dakikanı alabilir miyim? Evet. Abi bu şimdi muz verecek değil mi bu ağaç? Evet. Peki abi nasıl oluyor bu? Her sene yenileniyor mu yoksa bir defa ikinci 10 sene 20 sene gidiyor? Geçen yılın bu. Bu geçen yılın? Evet. Bu yeni mi abi? Bu yeni. Yeni ürün verecek. Sezona ürün verecek. Hangi ayda verir abi bu ürünü? Şimdi Haziran, Temmuz. Verecek. Ondan sonra Ağustos. Ürünü verdikten kesiliyor bunun gibi. Yenisi mi dikiliyor? Evet. Peki fide yenisi nereden geliyor? Dikilmiyor. Bunun bu çevresinden geliyor fide. Ha kendi geliyor. Evet. Önceki sezonun bu. Önceki sezonun bu. Önceksin. Geçen sene bu. Aynı yerden çıkıyor. Evet. Bunun gibi işte bunlar da. Peki bu fide nereden geliyor abi? Bu çevresinden. Mesela buraya nereden geldi abi? Yurt dışından mı geliyor? Yoksa Türkiye'de bunu yapan adam? Tabii şimdi bizim bildiğimiz Türkiye'den ama Türkiye'den. Önlüğü nereden geldi bilmiyoruz. Kökünü soruyorum hani tohumunu. Orasını bilemiyoruz. Hepimiz gelmişiz ya Orta Asya'da ne yapıyoruz? Esas da burada yaşıyoruz da. Ağır mı? Biraz ağır abi. Yardım edeyim mi? Yok. Vallahi taşıyayım biraz daha. Osman. Hadi kolay gelsin. İnsanın parasının olması, gidip muz alışveriş yapması önemli değil. Bu insanlar burada ekiyorlar, uğraşıyorlar. Yapıyorlar. Bunlar bunu yapmasa, paran olsa da bunu yiyemezsin. Burası anıtlı yakacık. Muz Cumhuriyeti. O kadar güzel ki komple muz, kilometrelerce kare. İnsan bunları gördükçe çok mutlu oluyor. Buralara sahip çıkan insanlar var. Ekiyorlar, dikiyorlar. Burada yetiştiriyorlar ve büyük şehirlere gönderiyorlar. Ben onlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Çok şükür ki böyle insanlar hala çalışmaya devam ediyor.
Tebrikler. Congratulations. I am Gültekin. I'm from Turkey. Germany? Yes. Oh, good. Almanya'dan gelmiş, basıp gidiyor rampa yukarı. Sen yürüyorsun. Hadi sen de bas. Bizim ülkemizde beni sollamasın diye biraz canımı dişime taktım arkadaşlar. Yetiştim arkadaşı. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Hello. Ben de onu solladım arkadaşlar. Böyle de bir minik oyun oldu. Alman geride, geride. Alman dikiz aynasından gözükmüyor. Artık herhalde bir hafta sonra falan bana ancak yetişir. Arkadaşın canı sıkılıyor. Ne yapsın? Bir anons yapayım da atraksiyon olsun. Biraz vakit geçer diyor. Arkadaşlar Anamur'dan Kıbrıs'ı görüyorum. Beş parmak dağları orada. Anamur Kıbrıs'a en yakın yer. Ali Doğan abi Mersin'de ikamet ediyor. Mersinli gezgin. Türkiye'nin ve dünyanın her yerini gezmiş. Bizim kendi bir grubumuz var. Bu grubumuzun da başı durumunda. Biz bu tarafa geldiğimiz zaman sağ olsun bize her zaman bir göz yazlığı var. Burayı tahsis ediyor. Burada kalıyoruz. Şöyle. Silifke'ye gelip de bir çilek bahçesine girmezsen olmaz. Türkiye'mizin her yerinde çilekler yetişiyor. Fakat Silifke'ye geldiğiniz zaman, bu çileklerden yediğiniz zaman çileğin ne olduğunu gerçekten görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel Silifke'mizde bir limon bahçesindeyiz. Çileklerin yanı sıra ülkemizin limon ambarı aynı zamanda. Şu anda limonlar çiçek açıyor. Zannediyorum ki limon çiçeği kadar güzel kokan bir çiçek yoktur. Silifke çileği meşhurdur. Limonumuz, çileğimiz, salçamız, zeytinimiz, muhabbet kuşumuz. Bunun bir adı var mı? Burası evet, bıdık. Bıdık mı? Bıdık, Allah, bıdık. Bak oğlum meşhur oldu. Ama. babacık. Kamil Aygen benim okuldan arkadaşım. Sağ olsun balıkları yakalamış, bize bir hazırlık yapmış. Şimdi de yemek için hazırlık yapıyor. Kamil abi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun abi? Bunları nasıl yakaladın? Ne yapıyorsun? Biraz bilgi verir misin? Halili. Abi. Halili balığı. Evet. Çok genelde güzel kıyı balığı olur. Kıyı evet. Balığı sayılır. Çok açıklarda değil. Orta evet. Sularda. Genelde kurdu sever. Benzer ama kara kulak. Mercan kara kulak. Kulağını kara göster kulak. Misin? Aa, gerçekten burası kara.
Kulağı kara. İkisini beraber göstereyim. Benzer balıktır ama bu kara kulaktır. Şekle baktığın zaman. İskenderun'da buna cerbit denir. Akdeniz'de buna mercan diye milleti kandırırlar. Mercan. Ama burada mercan olarak mercan geçer. Ne aslında kadar? Mercanın şurada bir antenli kuyruğu vardır. Çupra'ya benzer ama bunun lezzeti de şu anda çok fazladır ve pahalı bir balıktır. Bu da derin su balığıdır. 30 kulaçtan sonra çıkan bir balıktır. Mercan yapacağım. Mercan. Haykırsam göklere artık bu gece tamamen Kamil Aygen abimize borçluyuz. Çok teşekkür ederiz Kamil abi. Bana da teşekkür ederim. Eline koluna sağlık Kamil abi. Bana da. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Tamam, başa deyince. Tutamadım canım. Tut. Bir dakika iyi tutayım abi. Tamam tut abi. Tutamadım valla. Tut. Başla. Valla tutamıyorum abi. Başla. Bu. O sahtekarlık var. Tutamadım tutamadım. Bir daha tamam. Gel böyle. Bas bas bas. Yok tam bas tam. Tam bas. Ya bastım vallahi ya. Yok. Tam bas hepimiz mutlu olalım. Hadi. Hadi. Ah! İşte gördün. Gerçeği bu. Biraz da bir numaraydı. Oley. Yalanın. Galatasaray'ı bıraktın ama çıksın yine de. Valla iki ay önce bıraktım Galatasaray'ı. Ben de bıraktım abi. Göstermeli oldu bak formama. Ben Fenerbahçe'liyim Galatasaray'a çıksın istiyorum ama ben başka yok. Ben Galatasaray'liyim Galatasaray'a bıraktım. Bak abi göstermeyi döndüm. Mersin'den çıktık. Tars'a doğru gidiyoruz. Bugün pazartesi. İlk iş günü. Burada çılgın bir trafik var. Belki de dünyanın en çılgın trafiklerinden biri. Biz de bastık gidiyoruz grup halinde. Bakalım bugün Adana'ya varmayı düşünüyoruz. Neler olacak bakalım. Rüzgar da tam karşıda yiyor. Karşıdan yiyoruz. Anormal bir de fırtına var. Artık yola çıktık. Adana'ya kadar böyle. Kabağımız ve soğanımız var. Bunları güzelce birbiriyle harmanlıyoruz. Sonra mantarımızı kızgın yağa atıp bunları su çekilmesine kadar iyice pişiriyoruz. Daha sonra da etlerimiz var. Bunları da ayrı bir tencerede. Bunlar ne eti? Bu hindi eti. Hindi. Sağlıklı olması için hindi etini aldık. Domatesimiz var. Alt tabakada kuru soğanımız var. Buna çoban salata diyoruz biz burada. Başka yerde ne diyorlar bilmiyorum. Domates, salatalık, kuru soğan, biraz da maydanoz koyduğumuzda bol limonlu ve sızma zeytinyağıyla lezzetli oluyor. Zaten limonla zeytinyağı buluştuğu zaman farklı bir lezzet oluyor. Evet Gültekin Bey, İzmir'den yolculuğunuz 25 Mart'ta başladı. Şu anda Adana Taş Köprüsü'ndesiniz. Nasıl geçti yolculuğunuz efendim? Biraz bahseder misiniz? Valla çok güzel geçti. 20 gün boyunca herhangi bir yağış da almadık. Bazen ters rüzgar durumları oldu ama o da artık normal. Biraz da kendimize zaman ayırdık. Arkadaşların evleri vardı yol boyunca. 1-2 günlük dinlenmeler yaptık. Gayet keyifli geçti. Çok memnunuz. Zorluklarla karşılaştınız mı bu süreçte? Yok vallahi zorlukla da karşılaşmadık yani. Hava karardı, çadırımızı kurduk, yemeğimizi yaptık, sabahleyin çadırı topladık, yola düzüldük.
Vallahi sürdük geldik. Maşallah, başarılar diliyorum. Sağ ol, sağlıklı günler kardeşim. Olsun. Çok sağ ol. Sağ olasın. Kaptan gözünü seveyim. Bugün Adana'dan çıktık yola. Sıtkı'yla eski dostum ama eski benim dostum Edi ile Büdü bir arada kaldık. Beraber sürüyoruz. Bugün sabah Osmaniye'den 09'da çıktık. Nur Dağları'na veya Gevur Dağları'na sardık. Gevur Dağları'nda tam rampanın ortasında üç tekerli bir hurdacı durdu. Atla dedi. Ben de pek atlamak istemedim. Ya atla boşver dedi. Ne yapacaksın böyle dedi. Burayı ben seni götüreyim dedi. Ondan sonra ben de baktım hurdacı. Ya dedim sen beni yaşlı gördün de hurdacıya falan mı satacaksın kardeşim dedim. Adam biraz güldü. Üç tekerli kasalıya bindik. Şu anda bahçeye doğru gidiyoruz. Aleykümselam, iyiyim, nasılsın ya? İyiyim dayı, sen nasılsın? İyi vallahi. Dünyayı geziyorsun herhalde maşallah. Geziyoruz. İyi. Bunlar keşke biraz fazla olsaydı be oğlum. Dayı biz alım satımını yapıyoruz ya. Öyle mi? Kaç lira ediyor bunların bir tanesi? Tanesi ama dayı şu 1400. 1400. Aynen. Baba şu öndeki, beyazın öndeki toklu koyun 1850. Peki. Abi 850. 850. Aynen dayım. Vallahi güzel. Peki koçum buradaki fiyatı değil mi yani? Mesela büyük şehre gitti mi bu ikiye çarpacaksın herhalde fiyatı. Öyle mi şöyle oluyor? Şöyle anlattım dayım. Aynen öyle oluyor. Yerine değişiyor. Peki sana bir şey diyeceğim. Şu ileride bir lastik tamircisi Adem vardı. O benim arkadaşım. Duruyor mu orada? Duruyor. Hemen şu an petrolün yanında. Evet. Vallahi geçen sene bize bir baktı o. Yağ sobasını yaktı. Üşümüştük. Isıttı bizi. Daya gene abi benim de bir gün misafirim olur. Öyle şey diyorsan. Senin köy nerede? Aa hemen karşı. Orası mı? He. Vallahi çok güzel. Ya senin güzelliğin yeter oğlum lan. Sağ ol dayı. Vallahi çok güzel bir insansın. Hadi hayırlı günler. Allah içini dayı. Gücünü rast getirsin. Nereye gidiyoruz böyle dayı? Antep'e gidiyoruz. Oradan da devam edeceğiz Mardin'e doğru. Bunu YouTube'a koyacağım. Meşhur olacaksın ama. Sempatik çocukmuş. Aslan dayım benim diye sırtımı sıvazlayarak yolcu etti. Burada Adem var. Adem bize burada yağ sobasını yaktı. Isıttı. Üstümüz başımızı kurulandık. Bir de kahvaltı yaptık. Bakalım. Adem burada mı Adem? Evet. Ya ben Adem'i çok seviyorum vallahi ya. Adem nerede? Ya burada. Hani bakayım lan. Arabanın içinde mi? Adem merhaba ya, nasılsın? Merhaba. İyi var. Ya vay canım ya. Allah Allah. Ya Adem ben içini göremedim, onun için seni tanıyamadım ha. Geçen sene oturmuştu burada, unuttun mu? Biliyorum hatta dışarıdan çıktım. Evet, nasılsın? Geçen sene Van'a gittik, oradan da otobüste döndük, şimdi Akyaka'ya gidiyoruz. Mardin'den böyle alttan gidebilirsek yani. Yani Veli'ye göstereceğim. Hadi Allah'a emanet ol, hayırlı işler. Sıtkı inanamıyorum bu kadar biz yol yapıyoruz ya bugün. Bu Antep yolundaki en pis rampalardan birisi de orası. Yol şöyle sola doğru gidiyor. Arkasından şöyle sağa dönüyor ve o pervanelerin oraya çıkıyor. Sıtkı abi pervanelere çıktık ya. Baksana pervaneler orada kaldı evet. Tepeye. Sağ olasın bisiklet, sağ olasın Gültekin Pampiş'im. Sıtkı abi o köyler ne kadar güzel ya. Benim bir köyüm olsa istesem yani böyle bir köyüm olsun isterdim herhalde. Vallahi. Orada bir köy var uzakta. Evet.
Şöyle de geldiğimiz yerde çekelim mi? Baksana ya. Ne kadar güzel. Kaplumbağa var orada, onu da çek. Hani nerede kaplumbağa? Evet, bir kaplumbağa da arkadan acele acele bize yetişmeye çalışıyor. Herhalde hoş geldiniz diyecek. Dostum merhaba, nasılsın? Adın ne senin? Var mı bir adın? Çok utangaç bir arkadaş. Hadi rahatsız etmeyelim fazla. Kardeşim, hoppa! Destane, delilo, delilo, destane. Delilo, delilo, destane. Delilo, delilo, destane. Anam dinimi ağlamış. Köpek ağlıyor orada. Bir çocuk da hello hello diye bağırıyor. Ben bakamadım yorgunluktan. Hele olan diyorum sana, hele olan diyorum sana diye bir de kızıyor. Harika bir yarma. Şu kayaların güzelliğine bak. Antep'e giriyoruz, tam da iftar saatine denk geldi. Trafikte çok çılgın. İnsanlar oruçlu olduğu için pek de dikkat etmiyorlar. Şu an çevre yolundayız. Umarım bir kaza bela bir problem olmadan şehir merkezine giriş yaparız. Şu anda çok kötü. Henüz yerimize varamadık, iftar açıldı. Gaziantep Nizip ilçesi yakınlarında bir fıstık bahçesindeyiz. Toprak bereket fışkırıyor. Fıstıklar çiçek açmış, çiçeklerini dökmek üzere. Ne kadar güzel arkadaşlar. Fıstık deyince tabii ki Gaziantep, İslahiye, Birecik, bu bölge akla geliyor. Birecik'teki kelaynak üretim çiftliğine geldik. Burada tahminen 400 kadar kelaynak kuşu var. Kelaynaklar yine üremek için doğadalar. Geçen yıl 72 yavru oldu. 13 tanesi göçe gitti. 59'u burada anne babalarıyla birlikte. Şimdi abi abla olacaklar. Yeni yavrular evet. Bekliyoruz. Başak. Kuluçkadan çıkmaya başladılar. Daha biz de bakmadık, saymadık. Bereketi içinde inşallah olur. Nerelisin dedin ama en sevmediğim soruyu bismillah en baştan sordun ya. Neden abi? Neden biliyor musun? Uzat bileğini. Ben de uzatayım bir dakika. Bak buradan Kızılay bir kan alsa, buradan var ya, ikisinde mikroskopu aynı bir şey yok. Hadi bir çak yapalım da gidelim biz. Eyvallah. Hadi. Hadi sizde de yapalım, gelin. Hadi çak. Siz kaldınız ama. Hadi sizde kalsın. Hadi iyi günler. Birecik çıkışında rampada zorlanmaya başladık. Buradan bir delikanlı geldi. Bisikleti ona emanettim. Rampa yukarı götürüyor. Allah razı olsun. Çok da tatlı bir çocuğa benziyor. Bugün Birecik'ten sabahleyin harekete başladık. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Dün kötü bir hava vardı. Bugün de artarak devam etti. Yolun kenarında Sıtkı ile beklerken çok değerli bir kaptanımız geldi. Almanya'dan kamyon getiriyormuş, yarım kamyonlardan. O da çok sağ olsun yani bir insanlık yaptı bize. Allah bilir. Durdu, bize arkaya attı, attı arkaya binecektik. Dedik arka çok aşırı sıcak olur. Yanarsınız dedi size, kıyamam dedi. Öne de sıkıştık Sıtkı'yla.
Böyle şimdi gidiyoruz bakalım. Kaptanımız da çok değerli birisi vallahi, sağ olsun yani. Kaptanım bir şey söylemek ister misin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yaptın sen bu? Kamyon öyle kolay gelir mi Almanya'dan? Abi Türkiye satın almak için zordur ama adam Irak'tan satın alıyor. Sadece taşımacılığını yapıyoruz. Mesela Irak'lıya götürüyoruz, Irak gübrede teslim ediyoruz, işimiz bitti yani. Bu vizeyle gidiyor. Bu kamyon Almanya'dan alıp Irak'a mı getiriyorsun? Irak'a gidiyor. Ben almadım. Irak'ı satın aldı. Sadece ben kiramla. Yani şoförlüğünü yapıyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar anam anam. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar anam anam. İçerim yanıyor yar yar, gözlerim ağlar. İçerim yanıyor yar yar, gözlerim ağlar. Direcik'ten sabahleyin çıktık, 80 kilometre sürdük Urfa'ya kadar. Kaç tane %10'luk rampa çıktık? Hatırımda bile değil, o kadar fazla çıktık ki. Urfa'nın dağları türkülere bile konu olmuş. Gerçekten ben bu kadar dağlık olduğunu bilmiyordum. Bir sürpriz oldu bizim için. Şu anda Şanlıurfa Göbekli Tepe'deyiz. Buralar insanı çok duygulandırıyor. Tarihin başladığı yer diyoruz. Mezopotamya, bereketli hilal, Irak, Suriye, Türkiye. Buralar gerçekten insanlık tarihi için çok önemli. Bu Göbekli Tepe yerleşim yeri 12 binlik bir yer. Bundan önceki en yakın tarihlendirilen yerler İngiltere'de o musalla taşı gibi olan yerler, onlar da 8000. Dolayısıyla oraya 4000 yıl fark atan bir yer. Bir de bir konu var arkadaşlar. Söylemezsek hakkını yemiş oluruz. Gerçekten buralarda büyük bir emek var. Ve Avrupa'yı tarzda bir müzecilik anlayışı burada sergilenmiş. Merhaba dostum, merhaba. Arkadaşlar selam verdim. Hemen selamımı aldı, sağ olsun. Burada bir eşek var. Affedersiniz, yanında yavrusu da var. Bizim eşek uzmanı arkadaşımız Veli. Ona bir göndereyim bakayım bu nasıl bir eşektir. Kırarım ağzını bunun ha. Hadi git. Buyur. Kardeşim hayırlı işler. Lütfi Sümer Bey burada mı? Bir arkadaşın selamını getirdim ben ona, o kadar. Kim var?
Hayati Karaday bir arkadaşım var. Ben de buradan geçiyordum. O da dedi ki Lütfi Simer dedi, benim çok samimi arkadaşım. Ona bir selamı söyle geç dedi. Ha, o metrolla duruyor burada. Arabalara dikkat et. Hava da bozdu, kaçalım. Kaçalım kaçalım. Sabah 9 gibi Viranşehir'den çıktım. Dün de biraz Viranşehir'i gezdim. Viranşehir adı gibi hakikaten viran bir şehir. Viranşehir bir de Hazreti Eyüp ile meşhur bir yer. Yakınlarında türbesi var. Hazreti Eyüp peygamber olarak dünyaya gelmiş. Çok zengin birisi. Sağlığı da yerinde. Çoluğu çocuğu her şeyi var. Allah sıramak için önce malını mülkünü her şeyini alıyor evlatlarını. Sonra da sağlığını alıyor. Vücudu kurtlanıyor. Kendisi bir mağaraya gidiyor. Orada günlerce Allah'a yalvarıyor. Sonra da Allah dualarını kabul ediyor ve sağlığına kavuşuyor. Hazreti Eyüp sabrı derken buradan geliyor o da. Merhaba çocuklar. Dur ya. Keyfiniz yerinde mi? Seninle konuşacağız. Ya ama işim var ya. Hadi, nereye gidiyorsun? Hadi. Nereye gidiyorum? Kızıltepe'ye gidiyorum. Kızıltepe'den şu anda ayrılıyorum. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı alarm yayınlamıştı bu bölge için. Yoğun yağış, rüzgar veriyordu. Ben de öğretmen evindeki arkadaşa dedim ki bir gün daha uzatabilir miyim? O da dedi yerimiz yok. Bir bisikletçiye bu havada çık git demek çok ayıp bir şey. Bisikletçi ne olacak? Çadırı, uyku tulumu, matı, her şey yanında. Bahçede bile o çardağın altında bir yer gösterse fark etmez. Dün de bir alışveriş yaptım ufak. Adam buralı benim yabancı olduğumu anladı. Kardeşim gel dedi, böyle kalma. Akşam bize iftara gel dedi, adam ısrar etti. Böyle de çok güzel insanlar da var bu Kızıltepe'de. Hayırlı bayramlar, maşallah. Sabahleyin Kızıltepe'den çıktım. Öğleyin bir gibi Nusaybin'e geldim. Hava da çok bozuktu. Bayağı bir yağmur yedim. Aslında 1,5 saat kadar bir otobüs durağında beklemek durumunda kaldım. Yolda sınırın sıfır hattından devam ettim geldim. Sağ tarafta Suriye vardı. Sol tarafta da bizim bu taraf. Bu Viranşehir, Kızıltepe, Nusaybin, Cize çok büyük ilçeler. Sınırın bu tarafında. Şimdi baktığımız zaman gerçekten bizim ilçelerimiz hem büyük hem de iyi. Suriye tarafına bakıyoruz. O tarafta da gerçekten bir şey yok, imar yok. Adamlar ne yapsınlar dedim kendi kendime Suriye'de yaşayıp da buraya gelseler. Eğer ufak tefek de Türkiye Cumhuriyeti maaş falan da veriyorsa bunlara, burada idare ederler, dönüp ne yapacaklar diye düşündüm. Biraz da şöyle gülelim. Yorgun da gülmesi biraz zor oluyor. Sağ tarafım Suriye, bu taraf Türkiye. Tam sınır hattından gidiyorum. Şu anda gittiğim yolda tarihi İpek Yolu. Biliyorsun Çin'den başlıyor Avrupa'ya kadar kumaş ve diğer mamul ürünleri taşıyan bir yol kervanlarla. Şu anda keyfim inanılmayacak derecede çok yerinde. Bu güzellikleri görme imkanım oldu. Bu bakımdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Buraları görmeden, bisiklet sürmeden eğer gitseydim herhalde öbür tarafa gözüm kapalı giderdim. Adam geliyor hiç. Burada trafik falan da yok. Fakat bisiklete de inanılmaz derecede saygılılar.
şu yolda tır. Sempatik bir şekilde kaptan selam veriyor, kornaya basıyor, sinyalini veriyor, ta öbür bariyere kadar gidiyor. Ben de buradan gidiyorum, bir sıkıntı yok aslında. Adam tekrar sinyal verip sağ tarafa geçiyor. Ben de arkadan el sallıyorum. İnanılmaz derecede bisiklete saygı duyuyor buradaki kaptanlar, trafik. Bu duruma da ben biraz şaşırdım. Adana'da, Mersin'de anamız ağlıyordu. Çoğu da buradan Kızıltepe'den, Mardin'den gitme. Oradaki o kamyon esnafının. Allah, ekmek de yok. Saat bu 5 oldu. Yatacak bir yer telaşı başladı. O karşıda güzel tarihi minareli bir cami var derken bir an önce levhada oranın bir kilise olduğunu gördüm. İçine girmem, yatmam ama belki çevresinde uygun bir yatma yeri vardır. Gidip bir bakacağım. Umarım güzel bir yatacak, kapalı bir yer olur. Yok, olmadı. Kilisenin görevlisiyle konuştum. Hiç böyle esnek de davranmadı. Direkt dedi, olmaz dedi. Camiye git, orada yat dedi. Zaten o kadarını ben de biliyordum. Köyde bir de cami varmış. Cami de çok hareketli olur. Bugün bayram. Akşam ibadetleri, sabah bayram namazı. Onun için pek gitmek de istemedim. Bakalım başka bir çözüm bulacağız. Dün hava kararmak üzereydi. Mecburen buraya girdim. Aşağı yukarı sınıra sıfır altında metruk eski bir bina. Çok pis. Burada bir koyun da ölmüş. İlk defa bir koyun ölüsüyle beraber yattım. Çok leş gibi bir yer. Daha önce de böyle yerlerde yatmıştım. Buraya geldiğinizde önce diyorsunuz ki mümkün değil, burada yatılmaz. Leş gibi pis yer. Fakat çadırı kurup içine girdiğiniz zaman hiçbir pisliği görmüyorsunuz. Mis gibi yatıyorsunuz. Dün de 8.30 gibi uykuya dalmışım. Geceleyin saat 3'te bir uyandım. Çok dinlenmiştim. Ondan sonra biraz da oturdum, oyalandım. Tekrar sabaha karşı bu uykuya daldım. Sabah 7.30 gibi kalktım. Şu anda dışarıya çıktım. Bir baktım ki mis gibi arkadaşlar bir hava. Bayramın da birinci günü. Bayramın uğru olsa gerek. Günlerdir toz bulutu yutuyordum. Basra Körfezi'nden silip süpürüp gelen tozları yutuyordum. Rüzgar da karşıdan esiyordu. Şu anda pırıl pırıl bir günle karşılaştım. Epey uzun süredir rüzgar dönmüş arkadaşlar. O yüzden toz da getirmiyor. Şöyle geliyor. Arkadan esecek. Cizre bu tarafta. Cizre'ye gideceğim. 72 kilometre var. Orayı da merak ediyorum. Çok duyduğum ve tarihi bir ilçe. Orayı da göreceğim. Şu anda neredeyiz dersen şu köy, Türk köyü. Şu ileride bir sınır karakolu var. Sınırın geçtiği yer. Bir ileri köyde, şu görüküyor arkadaşlar, orası da Suriye köyü. Dümdüz bayram telaşı olmasından dolayı insanlar evlerinde, buralarda kimseler yok. Gayet güzel bir gün. Bakalım, dün demiştim nasibimizde ne olursa onu yaşayacağız diye. Nasibimizde böyle bir binada kalmak, güzel bir uyku çekmek, sabahleyin dinlenmiş olarak kalkmak, kahvaltı yapmak ve Cizre'ye doğru gidip orada kalmak var. Bu Cizre bölgesi Türkiye, Suriye, Irak topraklarının birleştiği bir nokta. Bir tarafta Suriyeli Araplar, Suriyeli Kürtler, Suriyeli Türkler. Türkiye'ye bakıyoruz, Türkiyeli Türkler, Türkiyeli Kürtler, Türkiyeli Araplar. Irak'a bakıyoruz, Iraklı Türkmenler, Iraklı Kürtler, Iraklı Araplar. Bir de üzerine Hristiyan Araplar, Hristiyan Süryaniler yüzyıllar boyunca dostluk içerisinde yaşamışlar. Ancak son 50 yılda bu dostluk oldukça zarar görmüş. Bu gruplar birbirlerine soru işaretiyle de bakmaya başlamışlar.
Bisikletle gidiyorsunuz, adam bir bakıyor, lan deli olsa diyor, bu tek başına böyle dolaşmaz. Bunun kesinlikle gizli bir amacı vardır diye sizden şüpheleniyor. Bir keresinde daha önce İskenderun'a bir vatandaş doğrudan bana seni devlet mi gezdiriyor diye sordu. Bir de bu taraftan bakarsak sabahleyin bir helikopter sınır boyunca uçtu. Tahmin ediyorum bayram dolayısıyla sınır bölgesinden kaçak geçişlerin olup olmadığını kontrol etti. Hemen arkasından da 3 tane silahlı helikopter bir yerden bir yere çatışma düzeninde gitti. Sınır karakolları çok yoğun. Karakol dediysem kale gibi. Tamamen betonarme ve çelik yapılar. İçerisinde tanklar ve tahmin ediyorum uzun mesafeli termal gözetleme sistemleri var. Öyle sanıyorum ki uzak mesafeden bir nokta atışıyla hedefi indirebilecek yetenekte gözüküyorlar. Ben görmedim ama hemen üzerimde de insansız hava araçları, SİHA'lar, İHA'lar fıldır fıldır dolaşıyordur. Bir katman yukarıya çıktığımızda da Amerika'nın, Rusların ve İsraillilerin uyduları tepemizde asılı duruyordur. Onlar da bir operasyon fırsatı bulmak için bölgeyi karış karış tarıyordur. Burada kamp yapmaya karar verdiğimden beri aklıma deli sorular geliyor. Acaba kapının önünde silahlı bir serseri belirir mi? Veyahut da yıllardır boş duran bu binada benim sayemde bir hareketin ortaya çıkması güvenlik güçlerini şüphelendirebilir, yanlışlıkla tepeme bir roket düşebilir mi? Ama sabahleyin bütün bu abartılı düşüncelerimin yanlış olduğu ortaya çıktı. Sırrın sıfır hattında eski bir binada rahat bir gece geçirdiğimi söyleyebilirim. Biraz önce yolun kenarında çocuklar vardı. 8-10 tane ellerine koca koca taşlar hazırladılar. Atacaklardı. Ben de frene bastım, yanlarında durdum. Hayırlı bayramlar çocuklar. Bayramınız kutlu olsun dedim. Ondan sonra güldüler, ben de güldüm. Elinizdeki taşları bana atmayacaksınız değil mi dedim. Yok dediler, arkalarına sakladılar. Ben de göremeyeceğim diye biraz üzülmüştüm. Evet. Eyvallah abi, zahmet oldu. Allah rahmet eylesin. Bu değil mi? Evet. Bir şey söylemek ister misin abi? Vallahi bir şey ben bilmiyorum ki o kadar. O kadar söylüyorum. O kadar oldu zaten. Peki. Kısa olarak size anlatabiliriz. Peki abi, ben sana bir soru sorabilir miyim? Şimdi bunlar nikahsız değil mi abi? Bunlar memnuniyetle bu. Bunlar nikahsız. Nikahsız. Evet. Peki nasıl bir arada yatıyor dine bir göre? Bir arada değil de isteki bir arada gezersiniz, dua edin. Ben mi dua edeceğim? Evet, beraber edelim. Yok, beraber. Peki abi, kamerayı kapatalım, dua edelim. Mehmet abinin anlattıkları bu olaydan benim anladığım bu bir aşk hikayesi. Romeo Juliet gibi, Leyla ile Mecnun gibi, Kemer ile Kerem ile Aslı gibi, Arzu ile Kamber gibi bir aşk hikayesi. Mem varlıklı bir ailenin oğlu, Zin de yine o şekilde bir emirin kızı. İkisi birbirini çok seviyor. Bir araya gelmeye çalışıyorlar. Fakat Şirine'yi bir türlü alamıyor çünkü arada hain Gargamer var. Ondan daha hain Gargamer'in kedisi Azman da bu konuya muhalefet ediyor. Şirin Baba da bunları bir araya getirmek için fazla gayret sarf etmiyor. O nedenle bu iş olmuyor ve gençler günlerce ağlıyorlar, ızdırap çekiyorlar bir araya gelmek için ama bir araya gelemiyorlar. Sonunda kahırdan ölüyorlar. Yüzyıllar sonra da mezarları burada bir araya getiriliyor. Bir türbe şeklinde yapıyorlar. Benim dileğim inşallah öbür dünyada gençlerin melekler kıymıştır. Şimdi evlenmişlerdir, cennette mutlu mesut yaşıyorlardır. Şimdi bu cizlerin memuzini çok meşhur, bir de ayrıca Nuh'un gemisi çok meşhur. Burada abimiz bu konuyu evet söylüyor. Gördünüz mü diyor. Evet. Bir kendisinden dinleyelim. Çok sağ olsun. Evet. Abi adınız neydi? Özür diliyorum ya. Yok işte hizmet. Sağ ol abi, estağfurullah yani. Ama siz hizmeti artık sınırını bayağı bir geçtiniz. İsim neydi abi? Mehmet. Mehmet abi, ben de evet. Gültekin abi. Bir anlatır mısın Nuh peygamberin bu olayı nedir abi? Tufan olduğu için tamam. Gemisini Cüdi Dağı'nda inmiştir. Cudi Dağı zaten 80 kişi ona iman etmiş. Peki bir de Ağrı Dağı diyorlar abi. Yok.
Aslı Cu diye mi gemi oturmuş bak, abi? Kur'an'da da geçiyor. Festevat alel Cudi, Kur'an'da bir ayet geçiyor. Tamam, orası Cudi dağında. Cudi. Cudi dağı. Cudi. Şırnak'ın karşısında değil mi abi orada? Şırnak Cizre arasında. Şırnak Cizre. Evet. Ama Cizre'ye yakın galiba öyle evet, mi? Tabii en yakın Cizre. Tamam abi. Ya ikisi de yakın, o kadar uzak değil. Zaten 45 kilometre Şırnak buradan uzaktır. Şırnak onun köyü olduğu için Şehr-i Nuh diyorlar. Cizre'ye mi evet, defnedilmiş? Evet. Keşke olsaydı kabri ya buralarda evet, kabri ya. Kabri buradadır şimdi. Nuh türbesi odadır ama türbesi de 3 metre uzundur. Peki şu an açık mı abi gitsem açık, gezer? Açık açık. Bir dakika dur. Tamam abi ben gideyim Mehmet abi. Peki Mehmet abi çok teşekkür ederiz eyvallah abi. Elini sıkabilir miyim? Sağ ol abi Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun abi.